programımıza saat 16 ve bugün günlerden 9 Şubat Cuma, hafta sonuna geldik. Cuma günü deyince biliyorsunuz saat 17'de Tayfun Atay hocayla bir haftanın değerlendirmesini yapacağız. Büyük resme bakacağız. Haftanın etüdünü yapacağız. Her cuma olduğu gibi 17'den itibaren Tayfun Atay Hoca bizimle birlikte olacak. Ama birazdan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Seyit Torun'la birlikte olacağız. Çünkü ilginç çıkışları oldu. Biliyorsunuz o buyruk meselesi önemli. Böylelikle hani Erdoğan'ın kalfalık, ustalık filan derken şimdi buyruk dönemi mi başladı demeden edemiyoruz doğrusu. Bir padişahın söylemini hatırlatan, anımsatan söylemlere başlamış durumda. İşte güç zehirlenmesi denen bir şey var belki. O da bunu gösteriyor. O buyruk kelimesini öyle hafife alıp dillendiremeyiz. Buna tepkiler de var tabii. O tepkileri de konuşacağız. En başta Seyit Torun'la birlikte olacağız. Bu konuyu da konuşacağız diyelim. Ve bu konu önemli. Erdoğan'ın açıklamaları, ona tepkileri. Seyit Torun'la da birlikte konuşacağız. Cuma gününün programının ilk konusu bu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi meselesi var biliyorsunuz. Bugün aslında bekleniyordu ama ertelenmişti. Yani pazartesi gerçekleşecek. Hem MYK toplantısı hem de parti meclisi toplantısı. Bir kulis bilgileri var tabii. O kulis bilgilerini size aktaracağım aynı zamanda. Ama o bağlantımız sonrası aktaracağım. Kulis bilgileri derken tabii niçin ertelendi? İstanbul'da neler düşünülüyor? Kadıköy, Bakırköy gibi önemli ilçeler hala bekliyor. Çankaya bekliyor. Bu arada dikkat ederseniz DEM Partisi de adaylarını açıkladı. İstanbul için adayları önemli. Şu anda ekranınızın altında görüyorsunuz Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları. Şimdi buna bağlantılı olarak acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinde ya da MYK toplantısında neler görüşülecek? İstanbul adayları belli. Başak Demirtaş biliyorsunuz adaylık niyetini beyan etmişti ama vazgeçmişti. Parti ile birlikte yaptığı görüşme sonrası öyle bir adaylığının olmadığını açıkladı. Şimdi artık adayları belli. Benal Danış Beştaş ve Murat Çepni. İstanbul seçimlerini nasıl etkiler? Onu konuşacağız tabii birazdan ayrıntılı bir şekilde. AKP içerisinde de kriz var. Üç krizden bahsetti bugün Nuray Babacan gazete Pencere'de çıkan yazısında. Onu da ayrıntılı bir şekilde size aktaracağız. AKP içerisinde neler konuşuluyor diye. Bunu da konuşacağız sadece muhalefet değil aynı zamanda iktidardaki seçim hazırlıkları ve ona dönük bir takım işte buluşmalar, işbirlikleri, olası alanlarda işte beraber katılalım, siz oradan katılmayın, biz katılalım gibi bir takım görüşmeler var. Yeniden Refah Partisi'nin şartları var. O şartlar yerine geldi mi gelmedi mi? Ama artık biz İstanbul'da aday çıkaracağız ya da Ankara'da demelerine bakmayın. Pazartesi gününe kadar beklemekte fayda var. Çünkü her an her şey değişebilir o cephede. Onu da söyleyebiliriz efendim. Hemen geçelim Erdoğan'ın buyruk açıklamasına. Bunu önemsedik. Önemsedik çünkü içindeki bir takım şeyler ki zaten icraatta belli oluyordu. İcraatta biz bu içindeki duyguların dışa vurduğunu görüyorduk. Attığı adımlarla, verdiği kararlarla, talimatlarıyla ama şimdi buyruğumu ileteceğim şeklindeki söylemi doğrusu artık her şeyin bir başka yerlere doğru gittiğini bize göstermesi açısından önemliydi. Erdoğan neler söyledi? Onu hani o buyruk kelimesini hangi bağlamda kullandı? Onu verelim şimdi. Daha sonra hemen Seyit Torun'a bağlanalım. Çünkü onu çok fazla tutamayacağım biliyorum. Uçağı var. Acil yolculuğa gitmesi gerekiyor. Onu da hani uçağı kaçırmasını istemeyiz. Bu nedenle Erdoğan'ın o açıklamasına kulak verelim şimdi. Geldiğimde birçok pankartlar gördüm ama bir pankart çok dikkatimi çekti. O da istasyon talebiniz var. Öyle mi? İçişleri Bakanıma da söyledim. Ulaştırma Bakanım da yanımda. Ona da talimatı vereceğim. Buyruğumu vereceğim ve inşallah bu istasyon sorununu da inşallah halledeceğiz. Buyruğumu vereceğim dedi. Eskiden talimat diyordu. O talimatlarını zaten bir yerlere veriyordu. Ve aslında AKP içerisinde gerek işte bakanlar olsun, gerek AKP'nin çeşitli alanlarında görevliler olsun, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatla diye o cümleyi kullanmadan herhangi bir cümle kullanılmıyor biliyorsunuz. Öyle bir şey yok.
Ama o talimat artık buyruk haline dönüşüverdi. Bu buyruk ne anlama geliyor? Niçin bu buyruk kelimesi kullanıldı? Bu buyruğun üstünde durmak lazım. Çünkü bir güç zehirlenmesinden bahsediyoruz. Bir padişahlık artık duygularına sahip tek adam rejiminin geldiği nokta aslında bize bunu gösteriyor. Seyit Torun'la birlikteyiz. Bizimle birlikte çok teşekkürler Seyit Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynel Bey. Sizin de hemen paylaşımınızı gösterelim. Arkadaşlarım onu şöyle bir göstersinler. Siz de ilginç bir mesaj attınız bu buyruk kelimesi üzerine ve başkalarının da tabii tepkisi oldu. Orada diyorsunuz ki Erdoğan çıraklık, kalfalık, ustalık derken buyruk dağıtmaya başladı. Erdoğan'ın kibri dağları aştı ama halkımızın da yüzyıllardır kullandığı bir söz var. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Şeklinde bir mesajınız da oldu. Onu da izleyicilerimizle paylaştık. Ne düşünüyorsunuz? Artık kalfalık vardı. Sonra artık ustalık dönemimize başladı dedik. Şimdi buyruk dönemi mi başladı acaba? Evet Zeynel Bey. Maalesef öyle bir kibir abidesiyle karşı karşıyayız ki 22 yıllık iktidarının sonunda artık kendini padişah olarak görmeye başladı. Her şeyin üstünde görmeye başladı. Ne anayasa tanıyor, ne yasa tanıyor, ne devlet bürokrasisinde bir devlet iradesini tanıyor, bir devlet geleneğini tanıyor. Tamamen her şeyin yerine kendisini koyan ve her şeyi karar verebileceğini düşünen, her şeyi müdahale edebileceğini düşünen bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Bu gerçekten aslında narsizmi de ilerisinde, narsizmi de aşan, belki de başka bir tanımlama koyması gereken, teşhis koyması gereken bir durum diye düşünüyorum. Bu açıklaması da zaten bakın önce talimat diyor, yetinmiyor, ardından buyruğumdur diyor. Yani eskiden başbakanlar, cumhurbaşkanları devlet bürokrasisinde herhangi bir talimatı bile belli bir nezaket çerçevesinde söylerlerdi. Lütfen derlerdi veyahut da onu bir devlet ahlakı içerisinde ifade ederlerdi. Ama şimdi görüyoruz ki Erdoğan iktidarı kendisine o kadar güç devşirmiş, o kadar kendini farklı bir yere konumlanmış ki belki padişahta olmayan yetkileri bile kullanma iradesinin olduğunu düşünüp kendisini tanrılaştırmaya doğru giden bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Bu da o kalabalığa karşı talimat kelimesiyle yetinmiyor, buyruğumdur diyor. Artık bundan sonra bizi neler bekliyor onu da bilemiyoruz. Bu buyruktan daha nereye evrilecek bu iş bilemiyoruz. Ama bugün hastalıklı bir halle karşı karşıyayız. Gerçekten kendini her şeyin üstünde gören, kendisini artık padişahlığın da üstüne taşıyan bir iradeyle karşı karşıyayız. Bu hastalıklı halin Türkiye'ye bir faydası yok. Önümüzde gerçekten bizi daha farklı süreçlere tanık olacak, daha olumsuzluklarla karşı karşıya bırakacak bir durumla da yaşayabiliriz. Şimdi tabii bütün kurumların başında kendisi var. Onun talimatıyla her şey yapılıyor. İşte anayasa tanımamazlık, yargının bağımsızlığının ortadan kalkması, bütün bunların hepsi tabii tek adam rejiminden kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla bu güç zehirlenmesinin zemini zaten hazır Türkiye'de değil mi? Kesinlikle zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili referandumda biz olabilecekleri o zaman da Zeynel Bey tek tek anlattık. Bütün yetkinin tek elde toplandığında Türkiye ile ilgili yaşayacağımız, bugün yaşadığımız konuları o gün de dile getirdik. Ve bu aşırı gücün yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasının Türkiye'de hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, hem siyasal anlamda ciddi bizleri buhranın içerisine, sorunların içerisine bırakacağımızı söyledik. Şimdi bunu yaşıyoruz. Bakın Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. Aslında 5 yıllık görev süresi var. Bu yasayla da tanımlanmış. Ama hiç umurunda değil. Anayasayı tanımıyor. Anayasayı ortadan kaldırabilmek için her şeyi yapıyor. Yasaları tanımıyor. Yasaya, yani yasa görevini sürdüren hakimlere, savcılara talimat veriyor. Bir önce asla vermem, etmem dediği işleri yargıya müdahale ederek maalesef veriyor. Talimatla yargıyı yönlendiriyor. Bugün içinde bulunduğumuz durum
Gerçekten vahim bir durumdur. Bu kalabalığa söylediği o söylem de içinin dışarı vurumudur. Artık her şeyin üstünde kendini gören ve her şeyi yapabileceğine inanan, kendini artık bırakın padişahlığı, padişahlığın üstünde de yani böyle o ifadeyi kullanmak istemiyorum ama tanrılığa doğru giden bir süreci yaşıyor. Artık kendinin gücünün sınırsız olduğunu düşünmeye başladı. Bu hastalıklı bir durum. Bu demokrasilere, bu cumhuriyete, bu içinde yaşadığımız bu yapıya aşırı gücün verdiği de bir olumsuzluk, hastalıklı bir ruh hali. Evet, sizin tabii şimdi verdiğiniz bir önerge de var. Onu da konuşalım istiyorum sizi bulmuşken. Özellikle o kaçak saray ifadesini kullandığınız için de geri iade edilen bir durum. Onu da arkadaşlarım göstersin. O önergeyle ilgili de bir görselimiz var. Tabii burada kraldan çok kralcı davranan, hani orası kaçak saray değil diye izah edilebileceği bir durum olmasına rağmen isminde, adında kaçak geçiyor diye içinde onun iade edildiği bir durumla karşılaştınız. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Zeynep Bey, zaten aslında Erdoğan'ı bu hale getiren de maalesef kraldan fazla kralcı dediğiniz o kişiler. Yani burada bizim sorduğumuz soru aslında çok basit. Yani 15 Ocak 2024'te yayınlanan resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararına göre bu saraylara 1 milyar 343 milyon 935 bin lira bütçe ayrıldı diyoruz. Diyoruz ki bu buralara hangi amaçlarla ayrıldı, nerelere harcandı diyoruz. Orada da hani kışlık saray, yazlık saray, bir de kaçak saray diyoruz. Yani bundan herhalde rahatsız olmuş olsa gerek ki bununla ilgili önergemizi maalesef iade ettiler. Bu rahatsızlıkların ifadesi. Millet evine ekmek götüremezken Zeynel Bey, artık evinin kirasını ödeyemezken, açlık sınırının altında yaşarken siz saraylarınıza milyarlar harcıyorsunuz ve bunun hesabını veremiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani bu mudur? Yani kışlık sarayınızda ne kadar kaldınız? Yazlık sarayınızda ne kadar kaldınız? Yani bunlar gerekli mi? Bugün bu ülkede insanlar çöpten ekmek toplarken, insanlar artık gece pazar yerlerinde kalan artık sebzeleri, meyveleri toplarken sizin bu saltanatınız nedir? Bu yoksul halkın hakkını yemeniz nedir? Bu ülkede yani kışlık, yazlık, günlük yeter artık yani. Bunu milletimizin de, vatandaşımızın da bilmesi gerekiyor. Bu kaçak saraydan da meclis başkanının da alınmaması gerekiyor. O kaçak saray ruhsatsız olduğunu biliyoruz. Tamamen kanun dışı olduğunu biliyoruz. Ve o sarayın maliyetini bile bilmiyoruz. Kaç liraya yapıldığını bilmiyoruz. Şimdi diyoruz ki onarım yapmak için bütçe ayırmışsınız. Bu parayı nereye harcadınız diyoruz. Bundan bile rahatsızlık duyuyorlar ve açıklama gereği duymuyorlar. Yani bu iktidar vatandaşın alın terinden, yediğinden, içtiğinden topladığı vergiyi maalesef saraylara, saltanatlarına ve lüksüne harcıyor, şatafatına harcıyor. Eğer halka dönse bu vergiler, toplanan vergiler halkın lehine kullanılsa biz yoksul içinde olmayız. İçinde bulunduğumuz çaresizliği yaşamayız. Ama toplanan vergiler saltanata harcandığı için, saraylara harcandığı için, bu iktidarın israfına gittiği için maalesef halkın kaynak kalmıyor. Ve bunu da tekrar halkımızdan bilgisini sunuyoruz. Evet, son olarak bir iki dakika daha tutayım sizi, daha sonra bırakacağım çünkü biliyorum uçağınız var. Şimdi biliyorsunuz bugün görüşülmesi gerekiyordu parti meclis merkez yürütme kurulunun ve parti meclisi toplantısının pazartesi ertelendi. Pazartesi günü artık tüm adayların belirlenmesi söz konusu mudur? Biliyorum ki siz tabii kurumlar içerisinde değilsiniz ama mutlaka bizden daha fazla bilginiz vardır. Artık pazartesi her şeyi öğrenecek, her alanı öğrenecek mi adayların açısından? Zeynel Bey, artık takvimin sonuna geldik. Mutlaka zannediyorum 12 Şubat pazartesi günü büyük oranda
adaylaşma bitmesi lazım. Çünkü ayın 18'inde de aday tanıtım toplantısı olacak. Ankara'da bildiğiniz gibi 20 Şubat'ta da yasal takvim sonlanmış oluyor. Zannediyorum yoğun bir çalışma içerisinde genel merkez yöneticileri ayın 12'sinde adaylaşmanın tamamına yakını bitmiş olur diye düşünüyorum. Peki DEM Partisi'nin İstanbul'da aday çıkartmış olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Yani çıkartacağız diyorlardı ama en azından Meral Hanım'ın ve de Çepni'nin adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani zaten DEM Partisi bütün seçim bölgelerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi adayı çıkaracaklarını ifade etmişti. Daha önce Sayın Demirtaş'la ilgili bir değerlendirme vardı ama o aday olmayacağını açıkladı. Şimdi partinin yetkili kurulları Meral Danış Beştaş'la birlikte Sayın Çep Murat Çepni'yi açıkladılar. Tabii başka illerde de açıklayabilirler. Sonuçta bu bir yerel seçim. Herkes vatandaşın iradesine başvuracak. Ama biz inanıyoruz ki her ne olursa olsun sandık ittifakı kurulacaktır. Tabanda vatandaşımız önümüzdeki süreci yönetecek ve bu iktidarı artık dur diyecek. Bu iktidarın talanına, bu iktidarın israfına, bu iktidarın keyfi yönetimine, bu iktidarın halkı yoksullaştıran yönetim biçimine bu yerel seçimde dur diyecek, ikaz edecek. Onu da tabanda yapacak, onu da her ne olursa olsun mutlaka yerelde en güçlü gördüğü adaylara yönelecek. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi güçlü adaylarla bütün seçim bölgelerinde o kentin sorunlarını çözecek, yönetecek adaylarla çıkıyor. İnanıyorum ki biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yerel seçimlerde başarıyla çıkacağız. Bu iktidarın vurdum duymazlığına, kötü yönetimine de bir dur demiş olacağız. Peki. Çok teşekkürler Seyit Torun. Sağ olun bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Evet efendim, acaba yerel seçimlerde halk nasıl davranacak? Aslında az önce Seyit Torun söyledi. Bu israfa dur demesi lazım. Bu buyruk tavrına aslında dur demesi lazım. Normalde seçimlerde sandık ittifakı oluşacak mı? Bütün bunları göreceğiz tabii önümüzdeki dönemlerde. Fakat bu buyruk meselesine biraz daha devam etmek istiyorum. Çünkü o buyruk kelimesi tek başına hani değerlendirilecek gibi değil. O tamamen bir artık yaşam biçimi, tamamen ben artık buralardayım duygusundan kaynaklanan bir ifade. Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan ifade. Hüseyin Baş da tepki gösterdi buna. O gösterilen tepkilerden birkaçını size aktarayım. Diyor ki Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı buyruk vermeye de başlamış. Uzun yıllardır söyleriz. Bu sistemin adı demokratik krallıktır ama unutulmasın. Burası cumhuriyettir ve öyle kalacaktır diyor Hüseyin Baş. Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şanlıurfa milletvekili, Adıyaman'da miting alanında buyruğumu vereceğim ifadesini kullanan Erdoğan, kendisini padişah sanıyor, buyruk ferman derken Erdoğan kendini bu işe fena kaptırdı. Zaten 1100 odalı sarayda yaşam sürüyor, etrafındakiler padişahım çok yaşa diye dolanıyor diyor Mahmut Tanal. Şimdi tabii padişahım çok yaşa derken birkaç video göstereceğim size. Daha önce tabii bu ekranlarda seyrettiniz ama hani o buyruk tavrını karşı vatandaşların ya da işte bakanların ya da milletvekillerinin nasıl bir tavır içerisinde olduklarını göstermesi açısından çok ilginç. En sonuncusu dün yaşandı. Dün yine aday tanıtımı vardı, AKP'nin aday tanıtımı. Yine eller kaldırıldı o marşlar eşliğinde, AKP'nin marşları eşliğinde. Bir anda o eller kaldırıldıktan sonra birisinin kafası çıkıverdi böyle ortaya. Size onu gösterelim ve böyle hani o buyruk tavrına sahip olan, kendisini padişah gibi gören kişiyle bir kare içerisine girebilmek için ne yapıp ne edip mücadeleyi veren bir vatandaş bu. Belki işte partili bir vatandaş tabii ki, onu söyleyebiliriz ama bu görüntü tabii çok şeyi anlatan bir görüntü. Çünkü o eller kaldırıldığında kimseler onu göremedi. Göremeyince ben de dedi Erdoğan'ın koltuğunun altına girerim.
ve bu kafamı buradan gösterir ve tek kare içerisine girerim. Böylelikle benim de Erdoğan'la bir fotoğrafım, bir görüntüm oluverir düşüncesiyle işte bunu yaptı. Ama bu bir vatandaş, bu bir partili. Sanki çok mu farklı? Biz hatırlıyoruz. Nurettin Nebati'yi hatırlıyoruz mesela. Nebati. Hiç unutmayacağız tabii o dönemlerde. O Nebati'nin o meşhur farklı giriş tavrılarını. Önce tabii gidiyor Emine Erdoğan'ın yanındayken bir anda ittire kaktıra Binali Yıldırım'ın kendisini o fotoğraf karesinin içine sokuyor. Bakın şimdi gördüğünüz gibi önce şöyle geçiyor, arkasından dolanıyor. Binali Yıldırım'ı ittiriyor. Binali Yıldırım rahatsız son derece ve oradan çıkıyor. Ama fark edildiğini hissedince de şöyle suçlu çocuklar gibi bir bakışı var ki o gözler, o gözler her şeyi anlatan o gözler bir anda ortaya çıkıveriyor. Ki Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemler bu dönemler. Ama bu yeterli mi? Size bir kare daha, bir video daha göstereceğim. Tabii o videoda Hulki Cevizoğlu'nu göreceksiniz. Şimdi milletvekili artık, bir zamanların gazetecisi ve muhalif gazetecisi. Gidiyor, yanına konuşuyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bir fotoğraf çektirelim hep beraber. Hemen geçiyor. Yanında yer alabilmek için oturuyor şöyle. Çünkü arkasında herkes yer alacak zannediyor. Bir anda tabii durum farklılaşıyor. Onun yanına geçenlerin daha fazla güç itmesi kalkması sonucu Hulki Cevizoğlu aralarda bir yerlerde kalıyor. O meşhur fotoğrafın karesine Cumhurbaşkanı'nın yanında giremiyor. Önce çömeliyor. Gördüğünüz gibi ayağa kalkıyor, sonra orada dursun diye geçiyor. Belki altını kıramayacağı kişiler geliverince ben şöyle geçeyim o zaman diyor. Ve bu görüntülerde yer alamayınca karenin sol tarafında daha ilerlerde bir yerde yer alıyor. Yani biz bu görüntüleri size niçin buyruk kelimesi altında gösterdik? Artık öylesine bir şahsiyet ki Erdoğan Türkiye'de, o şahsiyet herkesin hani tek bir karede dahi birlikte olabilmesini, kendisine güç vereceğini düşünmesi ne neden oluyor? İşte birileri kafasını koltuğunun altından sokuyor, birileri onu ittirip kaktırıp o karenin içine girmek istiyor, birileri de Hulki Cevizoğlu gibi yere çömelip kalkarak milletvekilliğini elde ediyor diyelim. Tabii o milletvekilliği elde edinceye kadar yandaş kanallarda ne güzellemeler yaptı onu hepimiz biliyoruz. İşte bu buyruk şürekası ve onların artık dayanılmaz yükselişlerini hep birlikte görüyoruz. Seyit Torun'un dediği gibi hastalıklı bir durum söz konusu. Bakalım neler olacak, neler geçecek. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi bugün yapılacaktı, ertelendi ve pazartesiye kaldı. Şimdi anladığımız kadarıyla pazartesi büyük ölçüde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını çıkaracak. Çünkü bir gün sonra yani salı günü İstanbul'da aday tanıtımı var. Yani artık İstanbul için bütün adaylar belirlenmiş olacak pazartesi günü ki salı günü aday tanıtımı yapılsın. Ve pazar günü de yani ayın 18'inde de Ankara'da bütün adayların tanıtımı gerçekleşecek. Zaten 20'si Yüksek Seçim Kurulu'na adayların teslim edileceği son tarih, liste halinde teslim edilmesi lazım. Nereler değişebilir ya da nerelerde yeni adaylar çıkabilir? Tabii Kadıköy, Çankaya beklenen alanlar, Bakırköy keza öyle, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi dediğimiz yerler geciktirildi. Geciktirildi çünkü ne olursa olsun genel merkezde o bölgeler arasında farklı farklı görüşler oluşmaya başladı. İstanbul'da tabii İstanbul adaylarının belirlenmesi konusunda Ekrem İmamoğlu'nun ve il başkanı Özgür Bey'in etkin olduğunu tahmin ediyoruz. Genel merkezde danışıklı görüşlü şeklinde bir belirleme var. O konuda acaba görüş farklılıkları var mı? Bütün bunlar tabii belki bu toplantının sarkmasına neden oldu denilebilir ama pazartesi gerçekleşecek. Şimdi DEM Partisi'nin tabii aday çıkarması sonrası, şimdi İstanbul'da dengeler nasıl değişebilir? Onun tabii hesapları yapılacaktır. Önümüzdeki günlerde onu da göreceğiz. Fakat pazartesi günü uzun bir gün olacak, uzun bir gece olacak hatta. Onu da şimdiden söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi MYK ve PM toplantıları artık kısaltarak söylüyoruz. Sizler biliyorsunuz ne gibi kurumlar olduğunu. O toplantılar oldukça geç saatlere kadar sürecek. Mecliste ilginç bir tartışma vardı. O tartışmayla ilgili size haberimiz var. Ali Mahir Başarır,
öylesine bir cevap verdi ki o kalibre tartışması koyduk biz bunun adını. Kulak verin. Kalibresizlik nedir biliyor musun? Aydın Bey'e söz söylemek Sayın Grup Başkan Vekili'nin kalibresini aşar. Sen kalibreyi otellerinle, paranla, Aydın Ayaydın'ın Beykoz'daki konaklarıyla ölçüyorsun. Ben ise emekle, ahlakla, namusla, şerefle ölçüyorum. Meclis Genel Kurulu'nda kalibre tartışması tansiyonu yükseltti. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, meclis kürsüsünden AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete'ye adeta ateş püskürdü. Neden mi? Dayımıza yani Aydın Bey'e laf atma haddine de, hadsizliğine de bulunmuştur. Aydın Bey'e söz söylemek Sayın Grup Başkan Vekili'nin kalibresini aşar. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, AKP'nin Muğla Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ı eleştirdi. O eleştirinin ardından AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete CHP'li Başarır'a adayımızı eleştirmek Grup Başkan Vekili'nin kalibresini aşar sözleriyle yanıt verdi ve tartışmanın fitilini ateşledi. CHP'li Başarır'ın AKP'li vekile kalibre yanıtı çok sert sözlerle geldi. Kalibresizlik nedir biliyor musun? O cennet koyunu beşli çeteye 3 kuruş para için peşkeş çekmektir. Kalibresizlik budur beyefendi, budur. Kalibre tartışması kalibresizliğe evrildi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Kadem Mete'ye adeta açtı ağzını, yumdu gözünü. Bakın kalibre nedir biliyor musun? Kalibre nedir? Yazlık Sarayı'na Marmaris'e 40 milyon lira ayırıp da Bodrum'un su içme projesine 1000 lira ayırmaktır kalibresizlik. Başarır kalibre tartışmasında AKP'li vekile zehir zemberek sözlerle yüklenirken tartışma daha da büyümeden sona erdi. Kalibresizlik nedir biliyor musun? Akbelen'de o çiftçinin döktüğü köylünün gözyaşına rağmen o doğayı talan etmektir. Kalibresizlik tartışması ilginçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ali Mahir Başarır'ın da konuşması gerçekten de önemli alanlara parmak basıyordu. Ve DEM Partisi az önce canlı yayında adaylarının bir kısmını bence duyurdu, hepsini değil. Ama İstanbul adayları belli artık, DEM Partisi'nin adayları. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Her ikisi de eş başkan olarak adaylık yapacaklar ve tabii ki talimatları yerine getirecekler ve de kampanyayı başlatacaklar, hemen söyleyeyim. O kampanyalar İstanbul'da başlayacak. Acaba İstanbul seçimlerini nasıl etkileyecek, tabii bunu hemen söyleyelim. Bu önümüzdeki günlerde belli olacak. Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki yorumu ne olacak? Fakat az önce Seyit Torun sandık ittifakı, İstanbul ittifakı ve Türkiye ittifakına dikkat çekti. Bundan sonra seçmenlerin bilinçli bir şekilde oy kullanmaları gerektiği kesin. Onu vurgulamak istedi Seyit Torun ve zaten başından beri hem Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu buna vurgu yapıyorlar. Türkiye İttifakı ve İstanbul İttifakı'na. Seçmenler acaba nasıl oy kullanacak? Tabii onu bilemiyoruz. Peki AKP ile DEM Parti arasında görüşmeler oldu mu, oluyor mu? Bütün bunları tabii bilmiyoruz. Bugün Selahattin Demirtaş'ın mesajı vardı. O mesajında Başak Demirtaş paylaştı o mesajını. AKP ve DEM Parti arasında görüşme yoksa büyük bir eksikliktir diyor Selahattin Demirtaş. Özellikle seçim süreciyle ilgili son gelişmelere yer verdi. Tüm siyasi partilerle ilkeler üzerinde görüşülebileceğini söyledi Demirtaş. Ve az önce söylediğim gibi AKP ve DEM Parti arasında görüşme yoksa büyük bir eksikliktir. Tüm partiler ülkenin, toplumun sorunlarının çözümü için görüşebilmelidir, konuşabilmelidir diyor. Bizim dışımızda ama bizimle ilgili bunca spekülasyon yapılırken susmak da olmazdı diyor Demirtaş. Ve bizim için 31 Mart seçimlerinden çok 1 Nisan ve sonrası önemlidir diye de bir açıklama yaptı. Selahattin Demirtaş'tan gelen açıklama. Ahmet Türk Mardin'de eş başkan olarak duyuruldu az önce. Ve böylelikle Mardin'in eş başkanı olarak Ahmet Türk'ün adaylığı geçerli. Ahmet Türk de zaten Başak Demirtaş'ın bu adaylıktan çekilme ya da aday olmama kararını desteklediğini, doğru bir karar olduğunu da söylemişti. Ahmet Türk daha önce aday olmayacağını söylemişti Mardin Belediyesi'nin, ama aday olduğu da açıklanmış oldu. Böylelikle bir önemli bir aşamada geçmiş oldu bu konuda. Az sonra
Yurt dışına da gideceğiz. Moskova ile görüşeceğiz. Doçent Doktor İkbal Dürre bizimle birlikte olacak. Çünkü Vladimir Putin'in açıklamaları var. Bir dış haberci olarak bu konuya parmak basmamız lazım. Önemli bir demeç verdi. Bu arada Putin'in de Türkiye geleceğine dair de böyle muammalar giderek artıyor. Putin'in Berat'la beklenen röportajı yayınlandı diye biz verdik. Polonya'ya saldıracak mısınız? Sorusuna da cevap var. Sadece Polonya değil, başka ülkelere de aynı zamanda Letonya'ya da saldıracak mısınız diye. Tabii Putin'in Türkiye'ye gelmesi söz konusu mu? Bu arada Gezer Avcı dünyaya dönüyor. Alper Gezer Avcı, onu da canlı olarak veriyor arkadaşlarımız. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı okyanusa iniyor. Evet, 16-17 gün herhalde geçti, tam olarak bilemiyorum ama 15 günlük bir uzay yolculuğuydu bu. Bu uzay yolculuğu 55 milyon dolara mal olduğu söyleniyor tabii. Bütün bunlar şimdi ne gibi gelişmeler olacak? Şu anda o kapsülün dünyaya indiğini görüyoruz ve birazdan da o kapsülün açılıp içerisindeki astronotların, dünyada daha doğrusu uzun süre kalan astronotların, 15 günden fazla kalan astronotların dünyaya indiğini de görüyoruz. Onların birazdan kendilerini de göreceğiz. Şimdi tabii büyük bir ihtimalle Alper Gezer Avcı oradaki tecrübelerini, yaşadıklarını kamuoyuna anlatacaktır, kamuoyuyla da paylaşacaktır ve onu da göreceğiz. Aslında tam 16.30 demişlerdi. Gerçekten de saat 16.30'da indiler. İlginç, bu kadar çok iyi bir bir zamanlama söz konusu Florida'da gerçekleşiyor bu. Zaten oradan hareket etmişlerdi. Şimdi Florida'ya tekrar indiler. 16-17 günlük bir yolculuk sonrasında birkaç kez ertelenmişti, hatırlayacaksınız. Hava muhalefeti ve hava koşullarının iyi olmamasından nedeniyle ertelenmişti dünyaya dönüşü. Alper Gezer Avcı'nın ve beraberindeki astronotların ve bugün 16.30'da inecekleri söyleniyordu. Zemin, hava koşulları müsait olduğu için de zamanlı bir şekilde dünyaya iniş yaptı. Alper Gezer Avcı'dan büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde kendisinin yaşadığı o tecrübeleri anlatacağı bir takım kanallara gideceğini biliyoruz. Büyük bir ihtimalle de Erdoğan tarafından kabul edilecektir. Ve o kabul de canlı yayınlarla duyurulacaktır efendim. Görüyoruz, ilk Türk astronotu taşıyan kapsül Florida açıklarına indi. Ve zamanlaması açısından da çok doğru bir zamanlama oldu. 16.30'da ineceği söylüyordu. Gerçekten de Türkiye saatiyle 16.30'da inmiş oldu Alper Gezer Avcı. Şu anda canlı olarak görüyorsunuz görüntüleri. Bakalım, Alper Gezer Avcı'nın tabii bir takım deneyleri de paylaştığını gördük. Ve o deneyleri paylaşmış da topu atıyor, tutuyor ya da bir meyve atıyor. Ve orada ilginç deneyler yapıyor. Onun da büyük bir ihtimalle izahını yapacaktır, anlatacaktır. Biz böyle yaşadık orada diye. Önümüzdeki günlerde paylaştığı videolarla ilgili de bilgiler verecektir Alper Gezer Avcı. Kaç paraya mal olduğu meselesi tartışıldı uzun süre, biliyorsunuz. 55 milyon ve daha da fazla aslında dendi. 55 milyon dolara bir uzay yolcusu turistik bir seyahat olarak yolladık denildi. Yollanmış denildi. Bunun tartışması da yapıldı. Ama ne olursa olsun şimdi sağ salim dönmüş olması tabii her şeyden önemli. Kendisi de o yaşadıklarını Türk halkıyla birebir kendi diliyle paylaşılacak. Bunları da şu anda gösteriyoruz. Evet efendim, şimdi Putin, biliyorsunuz artık Rusya'da, biliyorsunuz bu uzay konusunda oldukça tecrübeli bir ülke. Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesi söz konusuydu. O da ertelendi. Onunla ilgili de bir erteleme olduğu için soracağız onu. Eğer İkbal Dürre Hoca hazırsa onu alalım. Bu arada bir yanda da kapsülümüzü gösterelim. Bir yanda Florida, diğer yanda Moskova görüntüleriyle konuşalım İkbal Dürre Hoca'yla. İkbal Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu Alper Gezer Avcı ile ilgili gelişmeler Rusya'da konuşuldu mu? Yani Türkiye'den bir astronotun, daha doğrusu astronot denmeli midir bilmiyorum ama uzaya gönderilen yolcu diyelim. Yolculuğu konuşuldu mu hiç? Yani ilk seyahat başladığı zaman bazı haberlerde çıktı. Tabii bir gündem olmadı. Fazla konuşulmadı. Evet. Çünkü Rusya'da zaten uzay konusu Türkiye gibi değil, daha güncel bir durum olduğu için fazla gündeme gelmedi. Diğer konular gündemde, siyasi konular gündemde. Siyasi konular gündemde. Şimdi peki o zaman Türkiye'ye gelmesi beklenen Vladimir Putin'in bu seyahatinin neden ertelendiğine yönelik bize bilgi verir misiniz? Zeynel Bey, resmi açıklamalar belli. İki ülkede de var olan seçim sonuç süreçleriyle bağlantılı. Ama diğer taraftan tabii bu çok tatmin edici gelmeyebilir. Neden? Çünkü bu seçimlerin olacağı zaten eskiden de belliydi. O zaman niye bir tarihten bahsedildi? Ama dikkat ederseniz bu tarihi Rusya tarafı hiçbir zaman kesin vermemişti. Türkiye tarafından da net bir açıklama yoktu. Sadece bir batılı haber ajansının Türkiye'li bir kaynağa dayanarak vermiş olduğu bir tarih, yani ayın 12'si diye. Onun dışında aslında bir belirsizlik olduğu belliydi. En son Sayın Halkan Fidan'ın Putin gelecek ve bazı konularda aramızda anlaşmazlıklar olmasına rağmen bunların hepsini görüşüp konuşacağız, yapıcı bir tutum içerisinde demesi neredeyse kesinleşmiş gözüyle bu seyahate bakmamıza neden oldu. Tekrar ediyorum ama Rusya tarafından hiç teyit edilmedi tarih. Şu anda resmi açıklama seçim süreçlerinden dolayı, bana sorarsanız bir yorumcu olarak gelmemesinin nedeninin altında konuşulacak konular konusunda henüz tam bir fikir birliğine, net bir fikir birliğine varılmamış olması olabilir nedenlerin, asıl neden. Çünkü biliyorsunuz bayağı sorunlu süreçler de var. Ama iki ülkenin yapıcı tutumu aşikar. Yalnız yapıcı olması tutumun her zaman sorunların çabuk çözülebileceği anlamına gelmiyor. Bu tür en üst düzey geziler daha önceden biliyorsunuz hazırlanır daha alt seviyedeki görüşmeler sonucunda. Öyle görünüyor ki hem Ukrayna bağlamında hem Suriye bağlamındaki ve belki ekonomik anlamdaki sorunların ne olacağı, nasıl netleşeceği şeklinde belki bir bir fikir birliğine varılmadı. Dolayısıyla da iki lider buluştukları zaman net bazı sonuçlara varamayacaklarını anlamış olabilirler, kanaat getirmiş olabilirler. Bazı çevreler güvenlikle ilgili bir takım nedenler öne sürüyorlar. O da olabilir tabii, işin o yönünü bilmiyoruz ama burada güvenlik derken Putin'in Türkiye topraklarındaki yaşayabileceği bir güvenlik sorunundan bahsedilmiyor herhalde, evet, seyahat esnasındaki. Dolayısıyla nedenini tam bilmiyoruz ama bu şekilde yorumlamak mümkün. Zaten Sayın Hakan Fidan'da oldukça zor sorunlar olduğunu söylemişti. Bir önemli konu, son zamanlarda Rusya ile yapılan ticarette ödemeler hemen hemen imkansız hale geldi. Bu bir an önce çözülmesi gereken bir sorun. Daha evvel Türkiye'deki bankalar bu konuda daha esnek davranırken şu anda çok daha katı davranıyorlar. Aynı zamanda diğer üçüncü ülkeler de Rusya'ya ödemeleri durdurdu. Bu sorunun çözümünde Türkiye ile herhalde aktif bir şekilde çalışmak istiyor Rusya. Tabii belki bunun altyapısını hazırlamak, net bir sonuca ulaşmak için bir zaman alacaktır. Herhalde nedeni odur diye düşünüyorum. Peki geçenlerde tabii paylaşılan videolarda gördük ki Vladimir Putin Netanyahu'nun elini sıkmadan geçti, oturdu. Rusya'nın oradaki Gazze konusundaki politikası nedir şu ana kadar? Yapılan açıklamalarla bunu belirleyebilir miyiz? Yoksa hani daha önce yapılan açıklamalar konusunda bir takım geri adımlar söz konusu olabilir mi? Tabii, yalnız o video eski bir videoydu. Yeni Türkiye'de ön plana çıkarıldı. Neden bilmiyorum. Belki de Putin'in seyahatiyle ilgili, yani bu imajını güçlendirmek, Putin imajını güçlendirmek, Putin'in anti-İsrail duruşunu güçlendirmek için olmuş olabilir. Çünkü videonun kendisi eski bir video. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi Orta Doğu'daki gelişmeler Rusya'nın işine gelen bir şekilde ilerliyor.
Ama diğer taraftan büyüme tehlikesi, İran'la ABD arasındaki gerginliğin daha ciddi bir çatışmaya dönüşme tehlikesi Rusya için istenmeyen bir durum. Ama daha büyük baktığımızda fotoğrafa, Rusya bu olayı, asıl Orta Doğu'daki olayı, Batı'yla, ABD ile Çin arasındaki büyük çekişmenin bir türevi olarak görüyor. Yani asıl meselenin Orta Doğu olmadığını, Orta Doğu'nun bir geçiş süreci olduğunu ABD için. Bu yüzden de Süveyş kanalının kapalı tutulması bu olaylardan, gerginliklerden dolayı, biliyorsunuz ki hala hazırda %50 düşmüş durumda orada yapılan dünya ticareti, ki dünya ticaretinin %12'sinden bahsediyoruz. Bu Rusya'nın aslında işine gelen bir durum. Neden? Çünkü İran belki bu olayda zarar görüyor, belki Çin de zarar görüyor, ama Çin'in, ya bu iki ülke Rusya'nın partneri, o yüzden onların zarar görmesini Rusya tabii sevinçle karşılayamaz. Ama Rusya'nın kendisi açısından şöyle bir şans ortaya doğuyor. Eğer Süveyş kanalı uzun vadede çalışamaz bir duruma gelirse ya da böyle eksik çalışırsa, bu Batı'yla, özellikle Avrupa'yla Çin'in ilişkilerini, ekonomik anlamdaki ilişkilerini, lojistik anlamdaki ilişkilerini çok olumsuz etkiliyor. Bence Rusya bu anlamda Çin'le ya da Güney Asya ülkelerinin Batı'yla ticaretinde bir koridor olma rolünü uzun vadede ve orta vadede kendinde görüyor. O yüzden Orta Doğu çatışmaların ticari anlamda bu yönüyle Rusya olumlu bakıyor. Ama dediğim gibi resmi duruş İsrail'in politikasını eleştirel nitelikte. Putin en son Hamas'la İsrail arasında esir değiş tokuşunda aktif bir rol oynadığını söyledi daha iki gün evvelki mesajında. Ama dediğim gibi şu haliyle devam ederse olay, bütün söylemlere rağmen hala Rusya'nın lehine bir durum. Çünkü daha evvelden bütün dünya enformasyon ajanslarında, ilk ajanslar biliyorsunuz Ukrayna ile açılıyordu, Ukrayna ile kapanıyordu. Bu Rusya'nın hem etki alanının dışında büyük bir güçtü Batı açısından, hem de Rusya'ya çok ciddi darbe veriyordu. Gerçi bu durum son Rusya'nın, Putin'in batılı bir medyaya verdiği röportajla değişti, ama genel tablo bu şekildeydi. İşte Gazze'deki olaylar devam ettiği sürece, İran'la ABD arasındaki çelişkiler devam ettiği sürece Ukrayna meselesi ikinci, üçüncü plana düşüyor. Tabii ki bu Rusya'nın elini güçlendiren bir durum olarak ortada. Rusya'nın durumu, Rusya Filistin devletinden yana, daha doğrusu iki devletli bir çözümden yana, bu olayda İsrail'e oldukça eleştirel yaklaşıyor. Ama diğer taraftan da İsrail'le ilişkilerini yapıcı bir şekilde devam ettirmeyi sürdürüyor. Kaldı ki bugün İsrail'i eleştiren, çok daha sert eleştiren diğer ülkelerin de konumu aslında farklı değil. Biliyoruz ki Türkiye de aynı şekilde İsrail'le ilişkilerine devam ediyor. Rusya'nın durumu da farklı değil. Ki Rusya'daki ciddi bir oligark, elit, yani iş dünyasının önemli isimleri de Yahudi kökenli ve bunların çoğu Putin'in de arkadaşı. O yüzden böyle sert bir takım hareketler beklemek de yanlış olur. Evet. Peki son olarak şunu da sorayım İkbal Hoca. İsveç'in NATO üyeliği konusu bir dönem sürüncemede bırakıldı. Çok sert sözler söylendi. Ve sonunda da hem Cumhurbaşkanı'nın söylemi hem de meclisin onaylamasıyla bu iş sonuçlandı. Rusya'nın bu duruma bakışı nedir? Daha çok hoşgörüyle baktığını görüyoruz ya da yapılan açıklamalar o yönde oluyor. Buna ne diyorsunuz? Tabii Rusya için bu beklenmedik bir durum değil. Er ya da geç Türkiye'nin buna onay vereceği bekleniyordu. Ama hemen bunun ardından biliyorsunuz NATO tarihindeki en büyük askeri tatbikata başladı. Mayıs sonuna kadar da devam edecek. 39 ülke katılıyor ve bunlardan biri de İsveç. İsveç daha üye olmadığı halde şu anda tatbikatın bir parçası. Bu tarihte NATO'nun Rusya'ya karşı, resmi olarak öyle olmasa da de facto öyle olduğunu biliyoruz. Yani Rusya'yı hesaba katarak, Rusya'dan gelebilecek tehditleri hesaba katarak yaptığı en büyük
efendim askeri tatbikat ve Rusya'nın bütün batı sınırı boyunca. Dolayısıyla bu Rusya için çok ciddi bir rahatsız edici bir etken. Ama Türkiye'nin İsveç'e üyeliğine, İsveç'in NATO üyeliğine izin vermesi Rusya'da beklenmedik bir olay değil. Tabii çok tartışıldı. Uzaya giden Türk astronotun konusundan çok daha fazla tartışıldı kesin. Yani işte Erdoğan'ın daha evvel yapmış olduğu bazı söylemler vardı. Daha sert, biz buna müsaade etmeyeceğiz diye. Orada Kur'an'ın yakılma, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla da ilgili olaylar sürecinde özellikle böyle söylemler olmuştu. Böyle bir tavır değişikliği beklenmedik değil ama tabii basın bunu kullanıyor. Erdoğan işte sözünden geri döndü diye ama bu yani bunun bir karşılığı yok, bekleniyordu. Dolayısıyla dönem dönem Erdoğan'ın sert söylemleri gösteriliyor televizyonlarda. Ama işte buna karşılık tepkiler aldı diyorlar. Yalnız bu daha çok böyle popülizm amaçlı yapılan söylemler. Siyasi bağlamda bunun ben Türkiye-Rusya ilişkilerine bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Doğaldır Türkiye'nin eninde sonunda İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi. Evet. Doğal karşılandı. Evet, onay vermesi gayet doğaldı. Zaten böyle bir şey tamamen uzun süre sürdüremeyeceği de belli biliniyordu. Aslında tamamen F-16'larla ilgili bir pazarlık mı söz konusu deniyordu. Oradan da herhangi bir somut bir karar çıkmadı aslında ve beklenen oldu. İsveç'in NATO üyeliği onaylandı ama az önce sizin de dikkat çektiğiniz gibi Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek ve NATO tarihinde en önemli tatbikatlardan birisi olan tatbikatlar başladı ve Mayıs sonuna kadar devam edecek. Bu da tabii Rusya açısından oldukça endişe verici değil mi bildiğim kadarıyla ve bunu çok yakından takip ediyor Rusya. Evet, dediğim gibi şu anda Rusya'nın gözü kulağı oradaki bu tatbikatta. Ama diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında kendini biraz daha rahat hissetmeye başladığından dolayı ve artık mesela işte dünkü Putin'in Carlson'a vermiş olduğu röportajı da dikkate alırsak Rusya'nın artık Rusya'yı da dinlemeye hazır bir batı var izlenimi doğuyor. Ki bunu Peskov'un bugünkü açıklamalarından da anlıyoruz. Çünkü Peskov birçok batılı basın yayın organını temsil eden kişilerin Putin'le röportaj yapmak için başvuruda bulunduğunu ve elimizde onlar için bir grafik düşünüldüğünü söyledi, ellerinde olduğunu. Dolayısıyla demek ki Batı artık olayları bir kez de Rusya açısından görmeye niyetli. Bu tür gelişmeler tabii bu NATO tatbikatının yaratmış olduğu gerginliği hafifletici nitelikte. Yani hem cephedeki durum, iki Rusya'nın artık Batı tarafından dinlenmek istemesi gerçekliği. Evet. Peki çok teşekkürler İkbal Hoca. Doçent Doktor İkbal Dürre ile birlikteydik. Moskova Üniversitesi öğretim üyesi. Bu arada görüyorsunuz ekranınızın ortasında onu belki tam olarak gösterebiliriz. Türkiye'nin ilk astronotu ya da uzay yolcusu diyelim. Alper Gezer Avcı'nın da içinde yer aldığı Axiom 3 ekibi dünyaya indi. Ve ekip Florida açıklarında okyanusta şu anda dolaşıyor. Okyanusta bekliyor. Yer ekipleri bir müddet sonra o kapsüle ulaşarak Dragon ekibini alacak ve o alma çalışmalarına da başladı. Mürettebat Dragon kapsülünden de gemiye aktarılacak ve gemiye aktarıldıktan sonra da bir süre sonra yere, karaya basacaklar. O karaya basma sürecinden sonra tabii ki şu anda kapsülün içinde bulunanlar ülkelerine dönüşecekler, dünyaya dönecekler. Dünyaya dönüş yolculuğu Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çarşamba günü saat 17.20'de başlamıştı. Yani gördüğünüz gibi yaklaşık bir 23 saatlik bir süre geçti. 23 saatte ulaştılar dünyaya. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya ulaşmaları 23 saat sürdü. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu, astronotu Alper Gezer Avcı'nın içinde bulunduğu bu Axiom 3 ekibi Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmıştı. Yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyordu. Bugün saat 16.30'da
dünyaya indi. Pardon, biraz önce 23 saat dedim ama yaklaşık 47 saat oldu tabii 2 gün boyunca. 16.30'da tam da 16.30'da dünyaya indi. Beklenen süre buydu, 16.30'du ve o da gerçekleşti. Zamanlama müthiş. Söylenen vakitte dönüldü. 47 saatte aslında indi. Çünkü çarşamba günü saat 17.20'de hareket ettiklerini biliyoruz Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan. Ve dünyaya iniş yapmaları ise 47 saat sonra saat 16.30'da bugün Türkiye saatiyle indi. Az sonra dünyaya dönüş yolculuğunun tamamlanması, gemiye aktarılması, oradan da karaya aktarılmasıyla Gezer Avcı dünyaya karaya ayak basacak ve daha sonra da tabii büyük bir ihtimalle orada yaşadığı tecrübeleri anlatacak. Ben biz kısa bir ara veriyoruz. Profesör Doktor Tayfun Atay'la devam edeceğiz. Haftanın değerlendirmesini yapacağız. Büyük resme bakacağız. Haftanın etüdünü yapacağız. Bugün cuma. Bu nedenle bütün bir haftaya bakma zamanı. Tanıştıralım Ali Bey. Ali Bey'in içtiği kahve. Kahveyi döktü tişört. Tişörtü attı çamaşır makinesi. Makinede çeken karate kıyafeti. Karate kıyafetiyle kırmaya çalıştığı tuğla. Çengli Usta'nın hediye ettiği çikolata. Hepsinin arkasında Türkiye'nin lider yerli iş yazılım şirketi Logo Yazılım var. Logo Yazılım'la çalışanlar... Adnan banyoyu yenilemek istiyor ama hangi krediyle yapacak? Aa, vallahi kızı adam. %0 faizli kampanyalar bile var. Hem de tek seferde 20'den fazla banka. Hangi kredi sorusunun cevabı? Hangi kredi? Herkes D-Smart Go'nun avantajlı dünyasına geliyor. Harıl harıl o dizinin son sezonunu arayanlar D-Smart Go'da buluyor. Peki süper yıldızlar nerede? Elbette onlar da burada. Belgesel, çocuk kanalları ve çok daha fazlası. D-Smart Go teklifine sen de evet de. Dilediğin zaman, dilediğin yerden izle. Dijital ve geleneksel medya kanallarından her gün yüz binlerce haber ve içerik üretiliyor. Bu içerik denizinde kaybolmadan nitelikli bilgiye tek tıkla ulaşmak artık çok kolay. Ajans Press tarafından dünyanın önde gelen ülkelerinden 500 yazılım mühendisiyle geliştirilen ve medya mecralarının tümünü bir arada sunan ilk ve tek platform Newscope. 196 ülkede 38 sosyal medya platformu ve 150 milyon web sitesinden topladığı verileri yapay zeka kullanarak anında 70'in üzerinde rapor formatıyla önünüze getirir. Newscope'la pazarlama ve iletişim stratejilerinizi en üst seviyeye taşıyın. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Faşizme karşı her gün bir gün. Sömürü, yalan, ayrımcılık ve baskı durumlarına karşı halk sağlığını korur. Matbu veya dijital olarak günde bir doz yeterlidir. Kesintisiz kullanım için abonelik önerilir. Faşizme karşı her gün bir gün. İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. İnanılmaz indirim. Evet, inanılmaz. Bir türlü inanamıyorum bu indirimlere. Anlamıyorum ki ucuz bu pahalı mı? Kurtar beni Cimri. Geldim. Cimri'ye giriyoruz. Ürünlerin fiyat geçmişini kontrol edip gerçek indirim olup olmadığını anında görüyoruz. Canım Cimri. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen. 8-9 Şubat tarihlerinde 400 gram içim kaşar peyniri 94 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı money iadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bulabilirsen.
Siz içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar.